14 Haziran'da başlamak üzere 13-14 Haziran'da iş yerlerinde kısa kısa yürüyüşler, yani ara paydoslarda bahçesi olan bahçeler, bahçesi olmayan kapı önlerinde kısa yürüyüşler yapıp prova şeklinde mitinge hazırlamak. Çünkü yeni bir miting olunuyor. İlk defa Türkiye'de bir miting olunuyor. Nasıl oluyor? Onu hazırladık ve bayağı da başarılı sonuçlar alındı. 15 Haziran'a gelindiğinde yürüyüş boyları uzatıldı. 15 Haziran'a geldiğinde artık bütün günü ortaya çıkmış olmuştu. 16 Haziran'da 3 bölgeye ayrıldı İstanbul'da. Anadolu yakası, Rumeli yakası, Avrupa yakası. Anadolu yakası denizin doğusunda olan bölge. Rumeli yakası Haliç'ten Karadeniz'e kadar. Avrupa yakası yine İstanbul'dan sonuna kadar bilinen bir şeydi. Biz şey olarak Rumeli belgesi olarak Levent belgesi deniliyor daha doğrusu. Toplama yerimizi şeyi belirledik. Otosanayı belirledik. Otosanayı gelince saat 9'da başladık yürüyüşe. Otosanayda bu iş yerleri çünkü toplandı bir araya. Çünkü yakın mesafe olduğu için bir de fabrikaların yakınlığından dolayı toplaması en kolayı olan bir belge haline geldi yani. Ondan sonra toplayınca saat 1'de yürüyüş başladı. Şimdi toplama yerine gelirken kadınlar kortejlerin önlerinde yürüyorlar, fabrika kortejlerinden. Erkekler dolayısıyla arkadan yürüyorlar falan. Otosanaya gelindiğinde bu sefer Taksim'e yürüyüş düzenini belirlerken kadınlar öne düştüler olduğu gibi. Hepsi öne geldi. Erkekler arkasına şey yaptı. Yürüyüş başladı. Otosanayda yürüyüş başladı. Bu bölge olarak diyorum. Şeye gittik. Tam şu anda Sapanca Center'ın olduğu yerde. Orası 1. Levent orasına kadar büyük bir boş arsaydı. Bu arsada yalnız banka reklam tabelaları dikiliydi falan. Moloz alanına dönüşmüştü. Tam o şeyde bir tarafı şey garajı, İETT garajı, bir tarafı o boşluk arsı. Şey, Asyer orada barikat kurmuştu. Asyer barikat kurdu. Biz yürüyoruz tabii. O esnada Asyer 3 el havaya ateş ederek sağa ve sola ayrıldı. Onların arkasında gizlenen toplum polisi, o zaman toplum polisi hemen öne saldırdı. Acımasızca joplarla, kurşunlarla kadınlara saldırdı bizlere. 3-5-10 saniye içerisinde bir paniğe uğramamıza rağmen hemen komite olarak, ben komite başkanıydım. Hemen komiteyi, orada zaten en öndeyiz, birleştik, topladık. Paniğe gerek yoktur lütfen, biz yürüyüşümüze devam edelim. Onun için kendimizi de savunalım. Ve insanlar buna uydular, gerçekten uydular, alabildiğine uydular. Polis ateş ederken şimdi biz işçiler olarak o molozlardan yararlandık. Moloz atmaya başladık polise, moloz atmaya başladık. Bu saatlerce sürmeye devam etti. O esnada Gültepe, Çeliktepe ve sanayi bölgeleri tamamen biz işçilerin, ailelerin oturduğu, ikamet ettiği bir yerdir gecekondu semti olarak. Ve bu insanlar onu duyar duymaz olduğu gibi Levent'e yıkıldılar. O şeye, miting alanına çatışma alabildiğini söylüyor. Fakat buralarda gelenler halk, onlarda da silah var. Onlar da silahı kullandılar polise karşı. Tabii onlar da silahı kullanınca polis bu sefer şey, Asyer kenarda yürür, hiçbir şeye karışmıyor. Ve derken saat 3'e kadar çatışma sürdü. Levent'e 500 metre bir yolda 3 saat çatışma sürdü. Çatışma sürdü. Çatışma esnasında 3 yarı olmak üzere 30 tane arkadaşım yaralandı. Yaralandı. Tam Levent Philips'e önüne geldik. O şeyin, Zincirlikuyu mezarlığının tam duvarının içine. Dişçe bağlı olmayan iş yerleri, Türk işe bağlı veya da sendikası işçileri
14 Haziran'dan itibaren bütün iş yerlerine ücretli izine çıkartmış. Eyleme katılmaması için. Direnişe katılmış. Fakat tersi oldu. Bu direnişe izine çıkarılan iş yerleri direniş günü hepsi olduğu gibi sendikalı sendikasız iş yerlerine hepsi direnişe katıldılar. O zaman radyomuz boldu. 5-6 tane radyo çıkardık. O esnada saat 5 oldu. 5'te Sayın Kemal Türkler'in konuşması var. Radyoları açmışız, dinliyoruz. 2700 şey Philips'te. Dinliyoruz. Sayın Kemal Türkler'in konuşması aynı şeyleydi. İşçi sınıfımızın yönetimde gelen gücünü kullanarak başarıya ulaşmıştır. Lütfen herkes iş yerlerine dönsün. 2 gün sonra iş yerleri kendi patronlarına müzakerelere girdik. Biz öyle yaptık Philips olarak şahsen. Temsilci evine müzakere oturduk. Hiçbir işçi hakkında soruşta açamayacağına protokola yazdık. Bir. İkincisi, bir hafta moral izni olarak işçilere, izin vereceksiniz. İki. Üçüncüsü olarak bu sürede geçen izin süreci içerisinde, bir haftalık izin süresi içerisinde hiçbir insanımızın, bir işimizin maaşı kesilmeyecek. Dört, bütün primleri çalışmış gibi sigorta primleri veya yani diğer kesintileri şey yaparak uygulanacaksın. Bunları kabul ettirdik, protokolü imzaladık ve 15-16 Haziran böyle onurlu bir mücadeleyle yine bütün kazanmış haklarımı geri alarak 274-75 sayılı sendikalar yasasında kaldırılmak istenen işverenler ve onun temsili meclisi bir işçi sınıfının nasırlı elleri şamarı gibi yüzlerine indi. Geri çekmek zorunda kaldılar. Ve 15-16 Haziran'da böyle bir onurlu savaşın mücadelesiyle sonuçlanmış oldu.